Basında çıkan haberler doğru. Ayrıca ağırlığımca altın bile teklif ettiler. İnanıyoruz beyefendi. Sizin gibi kıymetli, vatansever bir kişiye değer biçilemez. Ama unutmayın ki altın bir defalıktır. Biz bakanlık teklif ediyoruz. Bakanlık koltuğu sizi bekliyor Sayın İbrahim Zülükzade. Partinizin durumu ortada. Bu kadar düşünmenize gerek yok. Yok canım. Ben partiyi filan düşünmüyorum. Acaba hangi bakanlık iyi hizmet getirir onu hesaplıyorum. Siz yeter ki partimize geçin. Yeni bir bakanlık da iflas edebiliriz. Öyle mi? Ben bir düşüneyim. Sayın İbrahim Zübükzade, aldığımız haberlere göre iktidar partisiyle temas halindeymişsiniz. Beni suçluyor musunuz? Hemen kısmayın, bir motelde buluştuğunuzu biliyoruz. Güzel hayatımın didiklenmesine izin verme. Gittiğiniz motel şaibeli bir yerdir. Parlamenter pazarı olarak ün yapmıştır. Ben pazarda satılan bir at değilim. Transfer ayında cambaz gibi oynayan futbolcu da değilim. Ben milletin temsilcisiyim. Bizim için çok değerlisiniz Sayın Zübükzade. Sizin ağırlığınızca altını kabul etmediğinizi biliyoruz. Evet, kabul etmedim. Çünkü altın bir defalıktır. Oysa bakanlık ömür boyu gelirdir Sayın Genel Sekreterim. Değil mi ama? Beni kaçırıp ölümle tehdit ettiler. Ben demokrasiye inanmış bir savaşçıyım dedim. Elime ayağıma düşüp yalvardılar. Gitme dediler. Ama işte karşınızdayım sayın arkadaşlar. Bu müjdeyi derhal başkana iletmeliyiz. Partimize geçişinizi görülmemiş bir törenle kutlayacağız Sayın Zülükzade. Teşekkür ederim. Ama önce bakanlık, sonra tören sayın arkadaşlar. Merkez 318, Bakan Bey çıkmak üzere, tamam. Thank you.